Geldiğin günden beri arkadaşım Mehtap, arkadaşım demedin mi? Doğru dedim. Dedin, şimdi ne yapıyorsun peki? Ne, niye? Nedir arkadaşlıktan, yani arkadaşlıktan. Hiçbir şekilde olmaz aşk kardeşim. Bir insana nasıl senin yaklaşıyorsan. Senin nugatında olmuyor, senin nugatında oluyor. Benim çevremde çok var. Nasıl, bak, gidiyorsan benim çevremde çok var, bak, tamam mı? Bir insana nasıl gidiyorsan öyle olur. Arkadaşlıkla gidersen benim arkadaş olursun. Benim çevremde çok var. Normal gidersen, ben bunları böyle gördüm, gidersen, böyle yaşadım. İlişki demek ki olur. Benim mantalitem senden daha geniş abi. Ben demek ki yapabiliyorum. Öyle bir mantalite. Bakalım şunu göreceğiz bak, şunu göreceğiz. Bak göreceğiz. Bu kız buna ne tepki verecek, anladın mı? Göreceğiz. Anladın mı? O yüzden fazla konuşmana hiç gerek yok. Bak sana tekrar söylüyorum. Sonra su iç abi zaten. Sana tekrar söylüyorum. Burada su içecek tek adam sensin. Göreceğiz kardeşim. Sana tekrar söylüyorum. Göreceğiz. Sen burada, hiç dert etme onları. Bak benim olduğum ortamda senin söz konun bile olmaz. Anladın mı? Benim olduğum bir yer hiçbir sen yerde. Sen kimsin ne bu, ki ben benim söz benim adım Berker Türker kardeşim. Benim bu açan tuz yukarı. İyiye cennet ederim dünyayı, kötüye cehennem ederim. Etsene ya. Ben ederim. Bana şuraya bir cehennem et ya. Sen turizm otelcilik işiyle uğraşıyorsun bana, değil mi? Bana sen ben turizm otelcilik işiyle uğraşıyorsun değil mi? Bak. Benim müzisyenliğim var. Bak kardeşim, bak ben bugün istemeyeyim. Ben bugün istemeyeyim. Sen Türkiye'de bir tane otel işe giremezsin. Bak işte sus. Tamam. Kapat. Dinle. Bak. Benim. Bak benim ben darda kalmam. Ben o kadına her türlü bakarım. Sen hiç merak etme. Benim müzisyenliğim var. Çıkarım çalarım paramı kazanırım. Hiç merak etme. Benim aşçılığım var. O kadının çıkarım, çocuğu var. Müzisyenlik çıkarım, yaparım, yemek yaparım çocuğunu. Sen o kadının çocuğunu abilik yapabileceğini düşünüyor musun? Abilik değil, babalık da yaparım. Babalık yapamazsın işte yaparım. Bak. Sen şunu bittiğin zaman şu letteri versinler. Sen şunu söylediğin zaman bittin zaten. Hiç merak etme, hiç merak etme. Ben her şeyi yaparım. Yok zaten. Ben her şeyi yaparım. O kızın babası var. Babaya ihtiyacı olduğundan değil. Ben ona her şeyi yaparım kardeşim. Sen abi kardeş oyunu oynamıyoruz burada. Mantaliteye bak ya. Kardeş oyunu oynamıyoruz kardeşim. Abi kardeş oyunu oynamıyoruz burada. O kızın babaya ihtiyacı yok. Bak sana tekrar söyleyeyim. Ben, bak kardeşim istediği kadar ben ona abilikle yaparım, babalıkla her şeyi yaparım. Neyi sonuna kadar ya da gösteririm. Neyi yapacaksın? Sen sonuna yapacaksın kadar abi da gösteririm. Her şeyi yaparım, hiç merak etme. Ne okudun? Bak ne hiç merak etme. Sen ne biliyorsun? Abi ben üniversite mezunuyum. İkinci üniversitemi okuyorum şu anda. Yurt dışında sen nerede yaşadın? Ben de yurt dışında üniversite okudum. Nerede okudun abi? Yurt dışında okudum kardeşim. Çok yurt dışı. Ben de yurt dışında üniversite okudum. Diyorsan çok gitmediğim yer kalmadı. Fazla Çin'e de gittim. Çincem de var benim. Fazla gitmişsin, bak, benim geri Çincem gel de var kardeşim. Fazla ben Çin'e de gittim. Geri gel kardeşim. Anladın mı? Hiç geri gelmeye niyetim yok. Ben zaten olduğum yerdeyim kardeşim. Benim hiçbir yere gitmeye ihtiyacım yok. Hiçbir şey yapmaya ihtiyacım yok. Benim 10 parmağımda bak. Benim 10 parmağımda istediğin kadar marifetin olsun. Kız diyorsun ya ben o çocuğa babalık yaparım. Kız her şey yaparım kardeşim. Her şey yaparım. Kız sana kalkacak bir şey soracak abi. Cevap veremeyeceksin. Çünkü sende o potansiyel yok, anlıyor musun? Sen hiç merak etme. Sen cevap veremezsin. O küçük çocuk. Anladın o sana mı? Diyecek ki. Sen anca abi olabilecek abi bir adamsın. Bak sen anca abi evet, olabilecek bir adamsın. Zaten senden başka bir şey olmaz. Ona zaten koca da olmaz. Sana ondan baba hiçbir şey olmaz. Hiçbir şey olmaz. Onu inan. Var ya ona bak, en iyi zaman gösterir. Hiç merak etme. Göreceğiz. Göreceğiz. Çok yakın. Çok yakın. Çok yakın, hiç merak etme. Hiç merak etmiyorum abi. Ben rahatım çok zaten. Yakın. Ben de çok kendini rahatım. Kasan, hiç merak etme. Hiç merak etme. Ben de çok rahatım. Hiç merak etme sen. Bak sadece göreceksin. Sadece bunu göreceksin. Sadece bunu göreceksin. Hiçbir şey söylemiyorum ben. Hiçbir şey söylemiyorum. Sadece göreceksin. Ben konuşurum. Konuşulur mu da. Ya, sen dışarıda boğaçansın. Ben Berker Bey'im, anladın mı? Aramızdaki fark o kardeşim. Aramızdaki fark o. Sen hayatın hiçbir noktasında hiçbir yerinde olamazsın. Çarkın tablosundaki sıfırsın. Sen hayatın hiçbir yerinde olamazsın. Etkisiz elemansın. O kız ezberlediğin laflarla konuşursun. Sen bak sana tekrar söylüyorum. Ben yaşadığım şeyleri konuşuyorum. Senden ne Mehtap'a koca olur, ne kızına baba olur abi. Sen anca abisin. Onun kızının sen babaya ihtiyacı şey yok. Bak hiçbir tekrar şey ediyorum. Ben o sıfata girebilecek onun, bir adamım. Sen merak etme. Kızının kızın zaten ben, babası var. Ben o sıfata girebilecek bir adam kardeşim. Abi ihtiyacı var, o da sen değilsin. Hiç abi. Olamayacaksın hiçbir zaman. Abi ihtiyacı olsaydı sen olmaz. Berker bana kalkmış 22 yaşında olmasına rağmen çocuğuna, Mehtap'ın çocuğuna baba olabileceğini söylüyor. Oysa ki ben ondan daha büyüğüm. Baba olunacak bir aday varsa Berker değil, bu benim. Sen Berker buraya gelmişsin, samimiyetsiz Mehtap aday oluyorsun. Yerler mi? Yemezler. Bunu sizler de göreceksiniz. Bir bardak su getirin abi arkadaşım. Hiç merak soğuk etme, hiç merak ne oluyor abi? Ne sen, oldu? İçsin abi. Bak sen benim olduğum yerde hiçbir şey olamazsın. Anladın mı? Ya sen mi karar veriyorsun? Ben karar veriyorum. Sen kimsin? Bak sen bunu yaşayıp görürsün. Bunu yaşayıp görürsün. Gelip de burada benden özür dilersin. Kardeşim kusura bakma. Ben seni bilmiyordum dersin. Kimsin abi sen? Bak ben seni bilmiyordum. Kusura bakma dersin. Baştan, anladın mı? Bak sen bir kere baştan burada diyordun ya. Ben hiç merak etme. İlla ki bana döner. Hava yolları diyordun ya. Giden giden geri döner bana. Ne oldu? Bana çiğ verir vermez kalktın gittin. Biliyorsun çünkü ineceğini. Bu zamana kadar benden giden. Sen yok kimseyle, kardeşim, seninle sen 8 tane kafa kafaya girecek potansiyele sahip değilsin. Seninle o kafa yok sende, anlıyor musun? Bak, bak sen bak, de konuşuyorsun, hiçbir şey anlamadın. Abi, ne seninle 8 tane kadın içerisinde tartışacak kadar. Bir dakika, bir dakika. Abi bak, tekli konuşun. Şu anlamıyor an hiçbir şey anlaşılmıyor. Şu an ne dediğinizi anlamadık. Sabah tam görüntüde verildi, ne yaptığınızı anlamadık. Tamam, Mehtap için kavga ediyorsunuz ama ne diyorsunuz? Kavga etmiyorum kardeşim. Bak, söylediğim şu. Bir hafta arkadaşım da bir haftadan sonra elinde çiçekler de diz çekerek. Ne diyorum? Bunu soruyorum.
Neden onu soruyorum? Ben sana bunun açıklamasını zaten... Oğlum bak ben sana tekrar söylüyorum. Güzel aşklar arkadaşlıkla başlar. Bak sen sadece burada oyun olursun. Sen sadece yaşandı. Oyun olur, oyun gelir, oyun gidersin. Şey oyun gelir, oyun gidersin. Ya oyun geldi. Bak burada... Bak burada... Abi susmuyor ki hiç. Bak susmuyor ki hiç. Makine gibi. Sen bak burada... Bir şey olmaz. Kamera konuşuyorsun. Bak bugün bu hareketi yaptı, yarın gelir boynuma atlar emin ol. Emin ol. Keşke atlasın. Emin ol. Sen burada, sen burada sadece da. Bak seninle 8 tane kadının içinde tartışmam kardeşim, o beni küçültür. O beni küçültür. 8 tane kadının içerisinde seninle tartışıp da kendimi küçültmem. Bak sen kendini... Gerektiği yerde, gerektiği şekilde, gerektiği gibi bak, konuşurum ben kardeşim. Sen kendini satrançtaki hiç merak etme. Şah gibi görüyorsun ben ama aynen o şahım. Zamanı gelir piyon şahmat yapar kardeşim. Bunu da kafanın hiç, köşesine yazan değil mi? Hiç o piyon benim olduğum yaz, paraya bile. Bunu da yaz bir yere. O piyonlar benim olduğum paraya gelene kadar çoktan yok olacak. Ya o kimdir, ne dedi abi? He? Mehtap sana ne dedi? Abi bir şey demesini geç ya. Çiçeğimi kabul etti en azından. Bana ya çiçeği Mehtap sahibi kendinin olmayan çiçekleri de kabul ediyor yani. Mehtap sana ağzında bir şey söyledi mi abi? Abi bunu göreceğiz yani, anlıyor musun? Şu anda bir olumsuz bir şey yok. Oturup konuştunuz ya, ne dedi abi bu kız sana? Oturup konuştuk abi. İkisi de aday kardeşim. Ciddi misin dedi, şöyle misin ama dedi. Ama sen orada niye mevki vermiş sonuçlar, anlıyor musun? Kardeşim 8 tane kadının içerisinde orada bağırıp da... Sen diz çökmüşsün çok güzel bir şekilde. Şey bağırmıyor. Bir dakika ya kardeşim, ben yanlış anladım. Sakin kalacak bir adam dedi. Ben bağırıyorum, sesim yükseliyor bir anda. 8 tane kadının içerisinde kendim orada düşünüyorum. Orada tepkisiz kaldın, kalktın gittin, kimse bir şey anlamadı. Niye kalktın diyorsun abi? Diz çökmüşüm bir kadının karşısında. Diz çökmüşüm, olay o. Gelmiş yanından çiçeği uzatıyor uzatıyor. Olay o işte, anladın mı? Olay o. Şimdi... Ay o değil işte. Burada tepkiyi koyacak adam benden önce Mehtap, anladın mı? Bir şeyler istiyorsa bir şeyler yapacak. Siz daha aday olmadan numarasını isteyince ben de sorarım yani, anladın mı? Tamam, ben de cevap veriyorum zaten. Diyorum ki altınlarını iade edeyim diye ama kesinlikle kabul etmedi. Ertesi gün geldiğinde de mesela, ertesi gün geldiğinde bütün set, arkası da dahil, benim önemsediğim insanlar kişinin çok samimi olduğunu söyledi. İkna olma sebebim sadece buradaki insanların ikna olmasıydı. Tamam mı? Okay. Birinin samimiyetine inanmam, senin gibi gelip de 5 dakikada elimi tutmasıyla olmuyor. Anlatabiliyor muyum Aycan? Aynı şey değil. Evet, zaten bizim koca aynı olayımız 5 şey yani. Dakikada başladı. Sen, ben Aycan sadece değilim, sen finalde başladı değil mi zaten aha, bizim bak, olayımız? Hala ondan öncesi 3 haftalık bir dilim yok yani. Lazım. Samimiyetine inanmam lazım. Çünkü ben duygularımı gerçek yaşıyorum. Ha ben yalan mı yaşıyorum? Bilemiyorum senin içini. 5 dakikada vallahi yaşıyorsun. Vallahi ne oldu? Numara sen olayını söyleyince bir kinlendim, bir sinirlendim. Hayır, sen daha gala gecesi burada gidecekken bile işte başkaları mutlu olsun falan filan diyerek gidecekken. Gidecekken. Bunu yapabilen bir insan bana göre samimidir. Burada öyle milleti toplayarak ayağını diz çöken insanın samimiyetsizliğini kabul ederim ama benim gitme ihtimalim ben varken benim elimi tutan aynı adam bana göre zaten acaba samimi mi diyorum. Farkında ama mısın? Az samimiyetini daha 5 dakika önce oldu şu olay. Ve sana bir şey söyleyeceğim. Sen kendine çekiyorsun şu an bu olayı. Hayır çünkü bana eleştirdiğin bir şey. Bana onu ben o zaman da eleştirdiğim bir şeyin aynısını sen yapınca söylemek istedim. Başka zaman konuşalım. Kendinle alakalı değil. Sadece bana söyledin. Benim burada iki hafta üstüme gelinen konuyu sen dışarıda yap, hani o numara muhabbetini yapıyorsan yaptığımız, ben de bunu söylerim. Seninle yaptığımız telefon muhabbeti senin Gökhan'ı arayıp da kuaför odasında Rabia'ya biz onu aramızda hallettik demendi. Aramızda hallettik benim demedim. Benim numarayı almay sebebimse altınlarını geri iade etme demedim. İstememdi canım. Arada dağlar kadar fark var. Ertesi başka gün iade etseydin yani. Hani bana hani diyordunuz ya ertesi gün. Mantıklı yerden hani savun. Sen diyorsun ya ben orada demiştim ya panikle aradım ya. Demiştim de sen de bir dakika. Hayır, ben değil. Sana demiştim ben ki başka bir adayı arasam, beni dinle. Sevgilisi olan bir adayı beni dinle. Böyle şeyler konuşsam haklısın. Hayır ama bak benim olayım daha farklıydı. Ben orada kendimi açıklamak için anlık refleksimle aramıştım. Sen o an bildiğin altını geri vermek için arıyorsun. O ona problem olmuyor. Arayamadım zaten, arayamadım. Arayamadığım için kapatalım. Burada verdim. Getirdim burada verdim gözünüzün önünde ki veremedim, taktım da geldim. Peki bir şey söyleyeceğim. İşte taktın da geldin, çocuğa ümit verdin, anladın mı? O zaman niye takıyorsun? Peki size sadece bir şey söyleyeceğim. Ümit vermek istedim herhalde. Çünkü niye benimle ciddi düşündüğünü söylüyor. Ümit vermek istiyorsun ama çocukla burada şey yapmıyorsun. İnsan bu hediyeyi niye daha takar? Yeni çıktı. Sorduğun sorudan haberin var mı senin? Tamam da bunu sana bir eş niye adayı topluyorsun? Alıyor ve bu bildiğin toka taktı. Değil yani. Beşi bir yerde farklı. Evet, olsun. Evet şu en son aldığı hediye de mesela altın yüzük. Ama onu takmadım. Göreceğiz, bak ben göreceğiz. Olmazsam sen hiç olmazsın bunu göreceğiz. Anladın mı? Bak göreceğiz. Beni sen istemiyorsa, bak bir kadın beni istemiyorsa o seni hiç istemez. Var ya oyuncaklar seni yanına yanaşmak istemiyor. Bir kadın mı yoksa Mehtap mı? Mehtap da bir kadındı kardeşim. Herhangi bir kadın. Herhangi bir kadın. Zaten abi ikiniz de farklı karakterdesiniz. Anladın mı? Hiç fark etmez. Hiç fark etmez. Hiç fark etmez. Ya burada ben sana dediğim gibi sen abi adam kadın ona da bir şey dememiş. Mehtap ona da bir şey dememiş. Buna da bir şey. Ben anlamadım ben ki. Ben de onu anlamadım yani.
Mehtap senin sana okey dedi mi? Senin orada hatan yüzüğü uzatırken geldi bu açan güzel bir şey. O da yanına diz çöktü. Sen kalktın gitti. Zaten normal bir adam olsa bir kadının karşısında biri yüzük uzatırken gelip de yanına bir şey uzatma. 50 kişi konuşmuştur herhalde o çocuk samimi diye. O yüzden taktım geldim. 50 kişinin lafıyla hareket ediyorsan 50 kişi daha konuşsun çocuğun teklifini kabul et. Ben biri bana samimi geldiğini söylüyor ve ben ona inanmak istiyorum. Bir dakika içinde gelip o zaman inanana kadar ümit vermeyeceksin. Şu çocuk şu an ne kadar kötü oldu sen farkında mısın? Kötü mü oldu? Ha? Ya sen benim neler yaşadığımı biliyor musun? Abi beri. Ben de, hediyeyi bak mesela Şahin getirdiğim hediyeyi kapısına attı. Ha? Acaba aklın mı kalıyor bana yapılanlarda? Sen de mi aynısını yaşamak saçmalıyorsun istiyorsun da? Şu an. Yaşayamadığın için mi böyle yaşamadığın için mi benle? Benim kendi babamın evinde o altınlardan vardı. Beni bir beş dakika geçsin. Bir şu konusu olsun diyorum. Sen hala sen kendine bana konuşuyorsun. Berker'le seni kıskandığımı mı söylüyorsun? Kesinlikle. Seninle uğraşacak halim yok. Kesinlikle. Bunun başka Mehtap. Çok sana ne ya? Sana gelen bir hediye var. İster kullanırım, ister kullanmam. Hayır ben sana niye ümit verdim diyorum. O zaman sen de zamanında ümit benim çiçeklerim. Ben ilişkiye başladığımda, benim sevdiğim çiçekleri almış olur. Benim sevdiğim çiçekleri almış, bana garezini almış deyince sıkıntı yok. Ben sana çocuğun kolyesini takmışsın, çocuk oradan ümit bulmuş deyince mi sıkıntı var? Bence de bizim de daha önemli işlerimiz var. Bir ümit verip bir kenara çekilmeli değil öyle. Bunu da konuşuyoruz içeri. Burada. Hadi kardeşim sen de bir kahvaltı yapalım. Arkamdan yok. Hakkınızda hayırlısı olsun Buru. Şaşırdım ama ya Mehmet. Ben de olur. Şaşırdım. Buraya gelmiş bir de kalkıyor Turgay'ın üzerine yürüyor bak. Kim? Berker. Niye? Abi çünkü bak bana gelemiyor anlıyor musun? Bana gelemiyor. Ben hiçbir kulvarda yarışamaz o adam. Bunu kendi de çok iyi biliyor. Bilmese zaten oradan kalkıp gitmezdi. Anlıyor musun? Hiçbir kurban yarışamaz. Turgay'ın üzerinde. Turgay'ın alakta. Muhabbette abi herkes dahil oluyor muhabbete, sohbete. Şahin de, Turgay da. Anlıyor musun? Kalkıyor Turgay'ın üzerine yürüyor bak. İki oldu bu. Kendine göre zayıf gördüklerinin üzerine yürüyor. Adam, bu onu yüceltmez. Ama şimdi bak Berker orada yüzük verirken sen direkt geldin çiçeği verdin ya. Keşke bekleseydin biraz. Tepki... Yani bir tepkisini alsaydım, bir bekleseydim. Şöyle bir şey olsaydı. Aa, ciddi Mehtap. Bir durum vardı orada. Kız o an hani yüzüğün şaşasına kanıp, tamam mı? Yüzüğü alsaydı. Mehtap şaşaya kanacak bir... Mesela diyorum hani şu anda olasılıklardan bahsediyorum. Kansaydı ona. Hani o an yüzüğü takmak istediği için taksaydı mesela. Ne gerek var abi ben giderim. Ben de sunarım teklifimi. Yani o da sunar ki, teklifini. Anladın baktım mı? Ki belki de Mehtap kabul eder diye... Yıldım diyorsun ha? Ki bir yani, de bak çok da bekledim bak. Aynen. Bu çocuğa kaptırmak istemiyorum. Niye kaptırayım abi? Kapamaz zaten. Böyle bir şey yok yani kapamaz. Tepkisini ölçeceğime direkt o işin içindeyken girerim. Şu an abi. Ya bir çiçek vermeyle veya almayla ben bu olayın şey. Başlayacağını veya başlamayacağını düşünmüyorum zaten. Ben de. Zaten bunu abi dışarı çıktım. Mehtap'a da söyledim. Bak dedim Mehtap dedim. Böyle durum bu. Ben sana bu çiçeği veriyorum. Ama sen duygularımı da paylaşıyorum seninle. Sen kabul edersin, etmezsin. Bizim seninle hiçbir şekilde arkadaşlığımızın bozulacağına inanmıyorum dedim. Ben bunu zaten söyledim. O da gayet ben bunu söyleyince anladı. Ortada bir durum yok anlıyor musun? Mehtap kabul eder etmez. Bizim onunla hiçbir şekilde zaten arkadaşlığımız bozulmaz. Ha, kabul eder de bir yola girersek... Ben şöyle düşünüyorum abi. O kızı bilmiyorum yani. Sen de tanıyorsun. Ama ben daha ayrı bir tanıyorum anlıyor musun? Nasıl ayrı tanıyorsun? Abi ayrı tanıyorum. Bizim onunla hiç muhabbetimiz bitmedi yani. Ben buradan elendiğim günden beri. Konuştunuz mu devamlı? Sezon bitti. Konuştuk abi. Geldiğimde de söyledim bak dedim. Burada hani bu amcam bir fark ettiğine falan aynen. O zaman içten içe bir duygu var mı senin de içinde Mehtap'a karşı? Abi biliyorum çünkü anlıyor musun? Tanıyorum yani kızı. İşte geldiğin Berker, zaman Berker keşke Berker meselesi ortaya çıkınca mı Mehtap içindeki duygu depreşti? Ya abi düşündüm yani kaç gündür düşünüyorum. İnat gece gece yastığa kafamı koyuyorum abi düşünüyorum. Kim olabilir? Yeni aday gelecek mi gelmeyecek mi? Abi şimdi geçen sezonunda bir şey var anladın mı üzerimde? Eyvallah. Hiçbir şey yaşayamadan elendik gittik anlıyor musun? Doğru söylüyorsun. Daha ne kadar bekleyeceğim boğaç dedim ya. Çıktım abi ondan sonra gecenin bir yarısı çiçekçi buldum. Buldum gittim aldım çiçeği gecenin Allah bir yarısı. Allah Allah. Biliyor muydun o renkleri sevdiğini? Biliyorum tabii canım. Beyaz papatyayı seviyor. Beyazı seviyor zaten.
Bak mesela Berker kırmızı gül götürdü. Diğer kızlara da beyaz gül götürdü. Hatırlıyorsanız. Ne yaptı? Gitti beyaz gül aldı. Ben dedi sevmiyorum kırmızıyı. Ben şaşkınlık içerisindeyim abi. Şaka gibi ya. Ben şaka gibi geliyorum. Beyaz gül, kırmızı gül. Günlerin arasından gelir. Allah Allah. Benden giden bugün yine bana geri gelir. Onu konuşalım. Abi ne konuştuğunu bilmiyor adam, anlamıyorsunuz. Senden giden yarın sana geldiğinde ne fayda bekleyeceksin ki ondan? Bir daha senden gidecek bu sefer. Yani. O yüzden... Daha ilişkiyi kurmadan basitleştirici cümleler bu. Çok kötü abi. Abi adam boğazından, bak şu ağzından çıkacak kelimeye dikkat etmiyor bir kere. Hani konuşmak için laf sokacak ya sözde. Evet. Sözüm ona laf sokacak ya. Hani sırf o lafı sokmuş ama olayım diye hani söylüyor o lafı. Çok büyük hırs edindi. Edindi. Şimdi eğer Mehtap onun olmayacaksa da senin de olmayacak hesabına girecek. Şahin gibi yapacak. Ama Şahin bir şey yapmadı, bu çocuk yapabilir. Kim bana mı yapacak? Yani şey bir şey söyleyecek. Ben bana bana dedi ya. Huzur dedi. Benim bir şey yapamaz. Abi bak. 3 aşağı 5 yukarı beni tanıyorsun. Silerim yani onu, anladın mı? Bak, çocuk görüntü atma, kardeşim. Görüntü. Umursama bak. Büyük görüntü. Umurumda gelmezsen üzülürsün. Umurumda olmaz benim. Bak Gökhan buraya gelince ses tonu bir kat daha fazla çıkmaya başladı. Güvende hissetti kendini. Gerçekten Mehtap'tan hoşlandığını düşünen var mı? Gerçekten. Kimin? Berke'nin. Sıfır abi. Ya ufak. Gerçekten. Belli olmaz, bilemezsin ki insanların gerçeği duygularına. Sıfır duygularına abi. Karşı bak, hırs yapacak sıfır dediniz ya. Hırs abi. Yapacak. Duygularına karşı mı hırs yapacak, yoksa beşi bir yerde yüzük sonra gerdanlık diye devam mı edecek yani? Sıfır abi. Anladın mı yani o neye? Sana o gün Galatasaray sesini yükseltiyor. Etkileyebilmek için. Gökhan daha ağır konuşuyor Mehtap'la. Gökhan'a bir şey diyemiyor. Bu gösteriş niye? Sen kendini sebep? Biliyorsan, bak sen kendini biliyorsan insanlara kendini Mehtap'a daha ağır gerek konuştu. Yok. Bak Mehtap'a daha ağır konuştu. Mehtap'a daha ağır konuştuğu için Boğaçan cevap verdi. Yok, sana yükselmişti ya. Tamam, hayır. Son finalde de hatırlıyorsun değil mi? Evet. Son Boğaçan'la finalde de Gökhan Mehtap'ı bayağı bir konuşmalarıyla ezmişine rağmen sıfır. Bir şey söylemedi. Ben orada özellikle bekledim bak. Özellikle bekledim. Bakalım dedim ne yapacak dedim ya. Bu adayım diye geziyor ya. Boğaçan iyi izlemiş. Yani takip etmiş neler olduğunu. Gerçekten bir şey hissediyor mu, hissetmiyor mu? Bakmış ki hissetmiyor, araya girmiş. Mehtap'ın buraya gelmesine ne diyorsunuz abi? Niye geldi Mehtap buraya? Mehtap söyledi. O da Boğaçan'a da sordum. Önce ne dedi? Ya hesap sormaya gidiyorum dedim. Yarım kalan bir şeyi tamamlamaya. Aynen. Hani önünü kesip sonra gelecekti. Sen yeter ki sen kısmetse o.